Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Selamun aleyküm. Biliyorsunuz makinamıza ilk deneme yumurtaları koymuştuk. Biraz sultan, biraz fidan, bir şeyler koymuştuk işte. Sizler biliyorsunuz zaten. Onların da çıkımı gerçekleşti. Sadece sultanlarımız kaldı çıkmayan. Gördüğünüz gibi bıldırcınlarımız çıkmış, ayaklanmışlar. Tabi umutsuz başladık çünkü deneme aşamasıydı sadece. Çıkar mı çıkmaz mı, döl randımanı nasıldır diye yumurta koymuştuk sadece. Ekstra da devam ettik tabi. Biraz branmalardan deneme yumurtası koyduk. Biraz işte yine koşinlerden koyduk. Ama maşallah koşin yardır yardır civciv çıkartmış. Ondan sonra Hollanda tepelilerimiz çıkmış. 1, 2, 3. Başka bir tane burada var. 4. Bir tane burada var. 5, 6. Bayağı var yani. Hollanda tepelimiz çıkmış. Sen ne yapıyorsun böyle? Yapınacak. Sen makinede bekle biraz daha. Şimdi bunları alalım. Yerine koyalım. Bir tane blue çıkmış. Millet yumurta toplar. Biz civciv topluyoruz. Bir tane daha blue çıkmış. Şöyle. Ondan sonra bir blue daha çıkmış. Onu da böyle koyduk. Sonra bir blue daha çıkmış. Tabi bunlar birazcık daha renk değiştirecekler de. Flaşını da açalım. Şurada bir blue'muz daha var. Gördüğünüz gibi o da çıkmış. Valla civcivhaneye ne dezenfekte ettik ne bir şey yaptık. Burada bir tane sultanımız çıkmış. Şu an bir tane, onu ellemeyeceğiz. Hollanda tepelilerimiz çıkmış. Siyah beyaz kar yağdı. Bunları buraya koyalım. Bunlar maşallah pire gibiler. Normalde kümesten devamlı şey alırdım arkadaşlar. Light brahma alırdım. Bu sene ilk defa gördüğünüz gibi Hollanda tepelisi falan alıyoruz. Black Motlet, siyah beyaz kar yağdılar. Var. Evet, aynı şekilde siyah beyaz karyadımız var. 2-2 koyalım bari. Fazla makineyi açmayalım. Sen nasılsın? Evet, bunun da keyfi güzel. Bunu da alalım. Bu ne? Gel bakalım, gel bakalım. Bir Hollanda tepelimiz daha var. Maşallah. Ne güzel. Burada iki tane bıldırcınımız çıkmış. Ama bıldırcınları ellemeyelim. Onlar daha toparlansın, iyice acıksınlar. Şu boş yumurtalarımızı almamız lazım ki sultanlar rahat rahat çıkması lazım. Makinede hepsini aynı gün koymamıza rağmen bazen böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Aslında bu sıkıntı da değil. Yumurtaların aynı gün çıkmaması normal bir durum. Aslında mantıken baktığınızda tamamı aynı gün çıkım olması lazım değil mi? Ama maalesef bu olmuyor. Bunun da bir çaresi şu an itibariyle yok. Bu ne? Muhtemelen sultan mı? Hollanda tepelisi. Bu çatlak. Bu çıkacak. Şuna baktığımızda bunda bir belirti yok. Ama döllü yumurtalar. Sultanlarımızın daha bence zamanı var. Evet, bunda bir çatlağımız var. Gördüğünüz gibi aşağıda. O da güzel. Hadi seni de alayım ya. Bu sultanımız tek çıkmış. Onu da buraya alalım arkadaşlar. Bunlarda durum nedir? Çatlağımız yok. Sizler ben gibi yumurtaları ellemeyin, olur mu? Evet, burada çatlağımız var. Neden ellemeyin? Bu çatlağı şimdi aşağıya doğru bırakırsanız sıkıntı olur. Tabii yuvarlanıyor bunlar. Çok büyük problem değil de. Evet, sultanlarımız da. Bu yavrumuz sadece daha ayakları üstünde duramıyor. Onu bir bırakalım. Bakalım durum ne olacak. Makinemizi kapatalım. Diğerleri çıksın. Bunları da yerine götüreyim. Dediğim gibi ben bunların daha gününe ayına bakmadım tam olarak. Ya daha doğrusu biraz gevşekliğimize geldi de. Civciv ana kucağını temizlememiz lazımdı. Temizlemedik. Ama dezenfekte ettim. Temizlemeden de olmaz diye dezenfekte ettim. Işığını açtım.
Normalde burası pis arkadaşlar. Ama dediğim gibi dezenfekte ettik, temizlik ettik. Zaten mikrobu kendi kendine kırılmıştı. Isı ampulümüzü zaten biliyorsunuz geçen yıldan takip edenler. Böyle bir civciv kümesimiz var. Suluklarımız zaten burada. Yavrularımızı şimdi yavaş yavaş salalım. Gözlemleyeceğiz çünkü. Yemin içine bırakayım. 2 tane Hollanda tepelisi. 3 tane. 4 tane. 5 tane. Başka Hollanda, ha bir tane daha var. Çok güzel. 6 tane Hollanda tepelimiz çıkmış arkadaşlar. Çok güzel maşallah. Şimdi bu ne? Blue. Bu da blue. 2. Bu da blue. 3. Bu da blue. 4. Başka. Bu ne? Siyah dönebilir. Bu da blue diyelim. 5. Koyu tonları da var ya. Siyah. Bu da siyah. Bu da siyah. Şu iki tane de siyah. Bu da siyah. Bir tane de sultanımız var. Gördüğünüz gibi geçen Ayan hocamızın kümesindeki hattın aynısı bunlar. Şampiyon. Şunun ısısını biraz daha yükseltelim. Bunlar arkadaşlar kendi hayvanlarımızın. Biliyorsunuz ki geçen sene yumurta almıştık. Yumurtaları makineye koyduk. Anaç yaptık. Hani bir laf var ya, azdan az çoktan çok diyorlar. Mesela çoktan azdan da çok olabiliyor. İşte bir tavuk bir horozdan. 1, 2, 3, 4, 6 tane. Hadi koşunlar tamam. Koşunların sayısı, anaçları fazla ama baktığınız zaman bir tavuk bir horozdan da 6 tane Hollanda tepelisi çıkartabildik. Makinede de var. Yani sezon sonuna kadar ben size söyleyeyim, bir tavuk bir horozdan abartmıyorum ama 40 tane falan daha rahat rahat Hollanda tepelisi üretimi yapılabilir. O yüzden çok da kendimizi parçalamanın anlamı yok. İyi çalışmalar yaparsak güzel bir üretim yapabiliriz. Evet, bu hayvanlarda ölüm yaşayabilirim. Yaşarsam da benim sorumluluğumda. Neden? Kümesi temizlikle yapmadık. Isı ayarıdır, makinenin kontrolleridir, tam yapamadık ama makineden durmasınlar. Fark ediyorsanız bakın, size bir tecrübe daha olsun. Hayvanlar, makineye koyduğunuz kuluçka, ana kucağına koyduğunuz yavrular, bunlar gibi toplu duruyorlarsa bilin ki arkadaşlar kümeste ısı yetersizdir, tamam mı? Isınmak için böyle yan yana sokuluyorlar. Bu hayvanları ölüme götürür. Bu bir. Bu şekilde dağınık duruyorlarsa hiçbir şekilde problem yok. Hayvanlar kümes ısısı yeterlidir demek. Hayvanlarınız sağda solda dağınık şekilde, duvarlara dayalı şekilde duruyorlarsa, bunlar da mesela düşünün, yavrumuz şu şurada, işte burada mesela duvara böyle dayanmış ayrı şekilde duruyorsa, bu da bilin ki kümesinizin ısısı fazla yüksektir. Ondan dolayı civcivleri kafese koyduğunuzda en önemli yapmanız gereken olay neydi? Kümesi temiz tutmak, dezenfekte etmek. Normalde ılık su vermemiz lazımdı. Onu da vermedik. Bugün işler yoğundu bahçede. Ama tabii biz biraz tecrübe sahibi olduğumuz için biz bunların elhamdülillah üstesinden geliriz. Şu an ısısını yeni açtım makinenin. Yarım saat kadar falan hayvanlar bunun ısı buraya kadar geliyor mesela. İnfrared ampul kullanın diyorum ya. Isı buraya kadar geliyor. Yavrularımızı bakın dağıtayım şöyle sizin için. Uzun zamandır da civciv bakmıyorduk, özlemişim ha, maşallah subhanallah. Şimdi bak, hayvanlar mesela birazdan yine aynı şekilde toplanacaklar. Isınmak için birbirine sokulmaya çalışacaklar. Bu olay böyle bir şey arkadaşlar. Burada neyimiz var? Koşinimiz var. Hollanda tepelimiz ve bir tane de sultanımız var. İnşallah diğer sultanlarımız da güzel çıkarsa. Biliyorsunuz sultanlarda 5 tane parmak oluyor. Bakın. 2 tane yanında, 3 tane de önde. Bunlarda paça olur. Bunlarda 3 önde bir arkada olur. Şöyle koşinlerde. Hollanda tepelilerimizde ise paça olmaz. Böyle çıplak bacaklı olurlar. Hani ayrımını da oradan yapıyoruz zaten. Bakın ne oldu? Bütün yavrular toplandı arkadaşlar.
O yüzden çok fazla da aşı açık bırakmayalım. Bir an önce içerisi ısınsın. Hakkında hayırlısı olsun. Biz elimizden geldiğince bunların bakımını yapacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.